Peki hadi senle taş kağıt makas, ben çaylaklar adına yapacağım onu. Bir yapsak yeter bence, üç mü yapalım? Üç yapalım. Tamam. Şöyle onu da belirtelim istiyorsan, yani hangi takım başlayacağı derken her takımdan bir rakip seçmesini isteyeceğiz aslında. Bir. İki. Taş kağıt makas masa. Sen mi kazandın? Tamamdır. Tamam. Okey. Pardon, ben bunu sana vereyim. O zaman şöyle yapıyoruz. Çaylaklar sayemde ilk yarışmacınızı belirleyin. Yani şöyle yapalım. Efe'yi alalım. Aynen, Efe'den başlayalım. Efe. Madem koştuk yapalım. Ben rakip, Efe'yle başlayalım. Evet, rakibini aynen, seçersen. Sen de rakibini seç. Berkcan Güven. Evet. Tamam, o zaman. Nasılsın canımın parçası? Şey yapsınlar. Şunu da söyleyeceğim en son. Ortadaki... Aynen. Oraya girerken ellerinizde yine dikkat edin de şey olmasın, hani sakatlık çıkmasın. Biliyorsunuz bir sıkıntı olursa da VAR'a gidiyoruz kimin ilk bastığına dair. Yani ilk basan zaten belli değil mi, çok abiyiz. İşte orada o anda bir şöyle atlama mi duruyoruz olabilir. Peki? Yo, deminki pozisyonuna durabilirsin. Böyle durabilir miyim? Böyle duramayız. Yok, elleriniz arkada. Arkada olsun ki. Elleriniz arkada. Yani o yüzden dedim. İki yana gelebilirsiniz isterseniz. Evet, biz de görelim. Evet, bravo. Yarışmacılar da bu süre boyunca masalarında kalırsa harika olur. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Zaten bir tamam. Süre zarfımız yok. Yani soruyu okuduktan sonra başlıyoruz. Aynen. Sürelere bastıktan şimdi sonra. Şimdi 24 tane soru soruyorsunuz değil mi? Evet. Ben yanlış evet. Anladım. Tamam. Hatta tek şunu da belirteyim. Her cevabın ilk harfini vereceğim. Aynen. Oo. Evet. A'dan Z'ye kadar sorular. Ha, şıksız. Şıksız. Yok. Eyvallah, tamam. Yani bu arada bastıktan sonra jokerinizi kullanabiliyorsunuz. Aynen. Zaten Zeynep aktardı onu. Tamam. Süre sende. Başka İstersen... atladığım bir şey yok değil mi? Bu kadar. Bu kadar. Parola gibi düşünebilirsiniz. Aynen. Değil mi? Aynen. Hızlı basıyorsun. Hızlı basan. Güzel. Kazan. Bastığınız anda süreniz başlıyor. Tek okay. Oluyor. Soruyu sonra dinleyip basarsınız. O eğer bilemezse bana geçiyor. Evet, sonra bilemezse aynen. Sana geçiyor. Evet. O zaman evet. Basmana gerek yok. Soruyu okuduktan sonra basarsın. O zaman başlıyorum. İlk sorumuz geliyor. Electronic Arts tarafından Şubat 2019'da yayınlanan ücretsiz bir Battle Royale oyunu. A. Apex Legends. Doğru. Bravo. Doğru, Efe çok yavaş oyuncu kaldı. Oyuncu. Yok, ben emin olmak istedim. Battle Royale diyene kadar bekledim. Erbrian chatten kaybettiniz falan diyor bu arada. Hadi lan. Bizim takımımız bizi yanıltmaz. Ha, şaka yaptım demiş, tamam. Gördükten sonra. Tahtayı bekleyin, hemen devam edeceğiz. Devam edebiliriz. Evet, o zaman devam ediyorum. Süre, çünkü süreyi beklediğim için. Yok yok, tabii. Sen okuduktan sonra hemen alırım süreyi. İkinci soruya geçiyorum. Kickstarter kampanyasıyla duyurulan ve geçtiğimiz günlerde çıkan birinci şahıs nişancı oyunu B. Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Burada süremiz yok. Koçlar yorum yapamıyor değil mi? Hayır, 10 saniyeleri var şu an. 1990'lar. Koçlar yorum yapamıyor çünkü buranın koçu yok. Batalyon 1990 öyle bir şey. Nedir cevap? Batalyon. Şimdi o zaman ben burada Zeynep'e yok. Sormak istiyorum. Tam cevabı istiyoruz. Tamam. Bir daha dönebiliyor mu? Hayır. Şu anda almam lazım. Tamam, tek cevap. Batalyon 1991. Yanlış cevap. Ah be. Takım Joker'imi ben de kullanmak istiyorum. Tamam. Tabii. Süremiz nedir Zeynep? Ben söyleyemem ki. Ama biz zaten şans. Ha, bir daha şansımız oldu. Olabilir, doğru. Evet, alayım. Cevabı alabilir miyiz? Evet. Batalyan 1997. Hayır, biz yanlış cevap. Biz geçiyoruz. Ha. Neydi cevap? Cevabı söylemiyoruz, devam edelim. Öğrensinler izleyiciler için de. Şöyle, sorular sporla ve oyunla alakalı olduğu için bazı soruların cevapları, bazı soruların cevaplarına gönderme yapabilir. Onun için söylemiyoruz. Oo. Yarışmanın devam. Sonunda hepsini açıkları paylaşalım. Hatta üstünden gideriz. Devam ediyorum. Üçüncü soru. Half-Life adlı oyunun bomba imha amaçlı bir modu olarak... Counter-Strike. Doğru. Tebrikler. Ve bir puan çaylaklara gidiyor. Bravo yani. Ben soruyu duymadım ki. Kanka, o tamamladı işte beyninde sorunu. Bu da bir risk tabii ki. Bununla geçiyoruz. Evet. Dördüncü sorudayım. Buraya bakalım. Teşekkürler. Ben başlıyorum. Arkadaşlar. Atari tarafından 2004 yılında piyasaya çıkarılan Nice, Miami ve İstanbul'da geçen video oyunu D. Bir daha okuyayım mı? Bir daha okusana soruyu ya. Müsaade olsun. Zeynep Hanım. Tamam, okuyalım hızlıca. Hızlıca okuyorum. Atari tarafından 2004 yılında piyasaya çıkarılan Nice, Miami ve İstanbul'da geçen video oyunu. Joker istiyorum.
Her seferinde joker kullanıyor. İki bitti. Joker'i var. Bitti. Kalmadı değil mi başka joker? Kalmadı. Berkcan'ın kullandı. Hazır mıyız? Evet. Driver 3. Driver 3 doğru cevap. Soru yanlış. Çünkü... Bir saniye. Doğru cevap ne tam olarak? Driver 3. Ama 3'ü 3 şehirde söylüyorsun sen. Hangi şehirde olduğunu söylüyorsun spesifik olarak. Hayır. Driver 3 oynadın mı? Evet. Driver 3'te 3 şehirde var. Ha öyle mi? Tabii. Hadi git oyna. Part 1, part 2, part 3 diye geçiyor evet, Driver evet, oyununun içinde. Bunu şöyle evet. yapalım. Bir sonraki şeylerinizde, yorumlarınızda tur bittikten sonra yapalım. Tamam ama biz bildik değil mi? Doğru cevap evet. Driver 3. Driver 3'ün içinde 3 şehirde oldu. Geçiyor. Bir sonraki soruya evet. geçelim. Geçiyorum. Evet. İyi dinleyelim. Türkiye'den Trakya bölgesinin de yer alacağı tır sürme simülasyonu. Biliyordum. Euro Truck. Doğru. Simulator. Doğru. Euro? Euro Truck Simulator. Yes. Devam ediyorum. Bir dakika. Kronometreyi çözemiyorum. Tuğkan da chatte eğleniyor bu arada bayağı. Type olmuş da neyse. Bethesda. Bethesda. Hı hı. Yayıncısının Bethesda olduğu kıyamet sonrası rol yapma oyunu. F. Bir daha okuyabilir mi soruyu? Bir kere okuyacağız soruları. Abi ya da anlamıyoruz o yüzden okay. yani soruyoruz. Tamam iki, hepsini iki okuyalım o zaman okay. tekrar. Sen oku istiyorsan. Yayıncısının Bethesda olduğu kıyamet sonrası rol yapma oyunu. Yok bende bu. Yani ben sallayabilirim. Fallout. Doğru. Doğru. Aa. Bravo. Doğru cevap. Tebrikler. Kardeşim bu nasıl sallama ya? Ne destek. Okay. Güzel salladı. Teşekkür ederim. Hazırsanız. Devam ediyorum. İki kere okuyamayacağım. Okey tabii. Yasak konuşmamız. Yasak konuşmamız. Sessizlik. Yasak. Evet, kapatalım takımlar arkadaşlarını beklerse çok sevinirim. Pardon. Telefonları alayım hatta an hiç laf sözü olmasın. Var mı evet, başka telefon? Onu da yapabiliriz. Yani. Şu şey çaylaklarında telefonları alayım. Var mı telefon? Okey. Devam ediyorum. Geçen sene BAFTA ödüllerinde en iyi oyun ödülünü alan mitolojiye dayalı aksiyon ve macera oyunu. G. Bir daha okuyabilirim istiyorsanız. Bir daha oku. Ama süre... Süren gidiyor. Bitti. Tamam gitsin. Cevap? God of War. Doğru. Tebrikler. God of War. Efe çok ciddi gördüm seni. Efe'nin hala bir joker hakkı da bulunuyor. Keyif alıyorum. Evet. Basmazsanız her bir daha okuyabilirim bu arada hızlıca. Tamam. Haberiniz olsun. Devam ediyorum. Blizzard'ın dünyaca ünlü kart oyunu. He. Hearthstone. Bravo. Doğru. Doğru. Kardeşim. Ensendeyim, ensende. Evet. Emin olmaya yakın. Devam ediyorum. Bas ki kaybedince bir şey olmuyor. Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya gibi bölgelerde geçen taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu. I. Bir daha okuyorum. Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya gibi bölgelerde geçen taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu. Tuğkan Uhud Savaşı diyor. Taktiksel FPS. İsterseniz basıp... Var mı Efe? Senin hala bir joker hakkın da var Efe. Ama daha önümüzde 15 tane daha soru var. Mesela takım arkadaşının gözüne bakıp doğru bilip bilmediklerini anlayıp joker öyle kullanma hakkı var mı yoksa kullanıp öyle mi dönüyor? Hayır, soruyu. Kullanıp dönmesi lazım aslında. Mesela burada tık tık falan yaptık heyecandan. Tık tık falan... yapmanızda sıkıntı yok ama sadece hani arkadaşlarınızın yarışına konsantre olsanız çünkü size dönerse soruyu da duymuş olursunuz böylece. Ha, tamam. Ben bilmiyorum. Tamam. Pas Oran dedi, Berkcan'a atık pas dedi. Tamam. Geçiyoruz o zaman. Bundan sonrası için şöyle bir şey yapabilir miyiz? Evet, 15 saniye içerisinde hiç kimse basmazsa kesinlikle. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Kesinlikle. Okay. Doğru, devam ediyorum. Red Dead Redemption serisinin ilk oyununda yer alan ana karakter J. Jack. Doğru mu? Yanlış. Hayır. İsim soy isim arıyoruz bu arada. Jack Russell. Neydi ya? Skor yanlışmış, düzeltirler bu arada sevgili hayır, arkadaşlar. Direkt. Öyle chat öyle söylüyor. Neydi ya? Jim miydi? Bununla ilgili değil. Miydi? Bir önceki soru diyor. Benim. Jim miydi? Bununla alakalı yanlış. Değil. Genel neydi adı? Onu da söylemiyorsun. Aynen. Sonra... Çok merak ediyorum ama. Bununla geçtik bu arada. Yanlış geçtik. Cevap verdiler. Okay. Bu arada sorulara müdahale olursa yani sonrasında da bakabiliriz. Tabii sonrasında bakarız zaten. En sonunda net şey çıkar zaten. Hiç dert etmesin kimse. Aynen öyle. Biz devam edelim mümkünse. Okey. Aynen. Şimdi... Spor sorusu geliyor. Hazır peki. mısınız? Buz Adam lakaplı Finlandiyalı Formula 1 pilotu K. Kimi Räikkönen. Doğru. Hadi be. Biliyordum. Biliyor muydun? Biliyordum. Ama Efe'nin o hızlılığı. Finlandiyalı deyince. Ben de Finlandiyalı. Finlandiya'dan evet. çekip aldın. Buz Adam'ı bilmiyordum yani. Ben Buz Adam'ı biliyordum. Yani hani şey biraz tipi var ya çok soğuk, gülmüyor etmiyor.
Onu jet. Siz bu arada devam edebilirsiniz. Devam ediyorum o zaman. Takımla yaptığı konuşmalar esnasında gerçekten anlıyorsun onu. Ben aynen. Buz adamlığını. Devam ediyorum o zaman. Yine spordan devam ediyoruz. Pardon, spordan önce bir gaming varmış, araya sıkışmış. Gelsin. İnsanların salgın sonucu zombiye dönüştüğü hayatta kalma oyunu. L. Left for Dead. Oğlum söyleme var ya. Bari söyleme ya, bas bari ya. Çaylaklar bir puan daha aldı. Biliyordum, güzel bir takım çalışması yani. Oldu. Evet. Sen erken bas, gene sıkıntı var. Ediyorum. Ben heyecanlandım, söylemek istedim L. Berkcan bilmediklerine bir sonraki soruya bas. Geçiyoruz, ben dinliyorum. Okay. Devam ediyorum. Bir dönem. Arda Turan, Caner Erkin ve Selçuk İnan gibi futbolcuların... Ben basmadım. Ben bastım. Söyle. Ben soru yok onun. Tamam, ben daha önce bastım. Tamam söyle. Buyur. Ne süre bitti, sorunun devamı yok ki. Hayır, sorunun devamı ya, okumuyor ya, zaten ya, abi. Bakın işte de bunun saçma bir şey ya. Bayağı mantıklı aynen, bu arada. Aynen mantıklı. Ben hayır, soruyu dinleseydiniz. Soru durur. Allah Allah, sen az önce Frost sorusuna sonunda bastı. Hayır, manyak mısın? Sonunda bastığım için okudu adam. Bir şey söyleyeceğim. Bir saniye, sen Half-Life'ı söylerken... Ben bir şey söyleyebilir tamam, miyim? Hayır, arada sen bildiğin için sen bastın. Sen Half-Life'ı söylerken ben bastığımda sorunun devamını okudun mu? Okumadım. Hayır. Arada bildiği tamam için ya, sorunun devam Allah, etmesine bana gerek ya, kalmadığı al kardeşim için bütün ya. Ağla. Okay, okay. Ağla. Ne ağlaması? Tamam. Chat, ağlayan biri yok burada. Sorunun gelişinden ne olduğunu biliyor olabilirsiniz. Basabilirim. Ha, okay. Sorun devam neydi bir daha söyle. O zaman bastığın yere kadar, okuduğum yere kadar okuyorum. Bir dönem Arda Turan, Caner Erkin ve Selçuk İnan gibi futbolcuların top... Tebrik abi, bu arada tebrik. Baş harfi de söylesene. Baş harfi söyleyelim. Baş harfi. M. M. Malatya Spor. Max Payne, Max Payne. Buyur. Yanlış. Abi, yanlış. Yanlış mı? Malatya Spor. Adam onun sorusuna cevap veriyor. Ona yanlış diyor. Kutlu. Malatya Spor'da oynadılar. Bir şey söyleyeceğim. Benim yani mantık olarak sorunun devamını dinlemeye hakkım yok mu? Evet, burada evet. Haklı. Evet. Sorunun devamını okuyorum. Aynen, toptan bu kural yeni eklendi. Oğlum manyak mısın? Basmadın. Tamam ya. Top koşturduğu Ege takımı. M. M. Ege takımı. Manisa Spor. Doğru. Teşekkürler. Buz adam. Olsun, yine gönlümüz Malatya'da. Siz de sevinebilirsiniz bu arada. Bunlar takım puanı çünkü her zaman ama çok şey yapmamış. Onların ruhu yok. Hepsi Rayko. Skoru hatırlatıyorum. Nogger çaylakları 7'ye 3 bum bum ünlülerin önünde. Yetiş oldu yine. Şimdi Berkcan'ın da yerini alırsak. Bu soruda çünkü başarılı olacağına eminim. Yok, ben zaten olmak istemiyorum artık başarılı. Yeni kurallar ekleniyor, yazılıyor. Yeni kurallar eklenmiyor. Ben açarken tamam pasaporla tadında dedim hani bunu biliyorsunuz diye düşünüyorum. Yarışma konsepti nasıl oluyor? Basınca mesela sorunun devamı gelmez. Ama diğer takımın hakkını yemek için soruya devam edilir ya. Nintendo'nun hibrit oyun konsolunun tam adı. Switch. Nintendo Switch. Bravo. Bravo. Yürü be. En azından yaklaştık biraz daha. Doğru. Şimdi ikinizin ne bildiği soru bence. O yüzden hızlı olmanızı tavsiye ederim. Borussia Dortmund'dan 125... Götze. Yanlış. Sorunun devamını alabilir. Evet. Borussia Dortmund'dan 125 milyon euroya Barcelona'ya transfer olan futbolcu. Başladı. O. Süre o başladı. İsim soy isim arıyoruz ya. Süre bitti. Gelmiyorsa açık o zaman. Joker kullanıyor musun? Hayır. Tamam o zaman bir geçiyorum. Oşea, Oşea. Ne Oşeası ya? O kim ya? Çok, bu mu diyeceğiniz bir isimdi. Geçiyorum. Sonra paylaşacağız cevapları zaten. Geliyor. League of Legends'tan çekilip sadece Dota 2'de mücadele eden Avrupalı futbol kulübü P. Paris Saint Germain. Doğru. Bravo. Seviyorsun Paris Saint Germain'i. Takipteyim. 5. 7'ye 5, 13. soruya geçiyoruz değil mi? Yok, evet. Geçince daha biraz daha fazla. Var biraz daha. Var. R tamam. Harfindeyiz. R. Nasıl yani? Harf harf mi gidiyor? Evet. Tamam. Bunu en başta söylemiştim. Ben de anlamamıştım. Vallahi anlamamıştım. Yok, bunu en başta söylemiştim. Soruyu soruyoruz. Evet. A'dan Z'ye gidiyor dedim. Falan. Okey okey. Ben yeni fark ettim bunu harbiden. Bak hatta cevapları... Tamam. Kurbağa var. Bu sezon... Pardon. Ha, evet, devam. Bu sezon Bayern Münih'ten ayrılan, ülkemizde de Galatasaray forması giymiş... Arjen Robben. Yanlış. Frank Ribery. Doğru. Ananı sikeyim ya. Robben ne alaka ya? Robben ne alaka? Frank Ribery'i düşürüp Arjen Robben bravo dedim ya. Robben Galatasaray'da. Ya hayır ya. Ribery'nin o suratı gözümün önünde. Yanık. Evet. Bu ikili mücadelede 7 soru daha var. Şu anda durum 7-6 oldu. Oo. Güzel. Ya, ben devam ediyorum hızlıca. Ben malım ya. Üzülme kardeşim. Herkesin kendisini bilmesi çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Devam ediyorum. Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin kurucusu. S.
Ne düşün? Sinan Akçı. Evet. Doğru. Sinan Erdem. Hayır. Yanlış. İkisi de. Sinan Özen kardeşim. Ne güzel. Oğlum. Devam ediyorum. Spor salonu var ya. Bence olur. Bunu eminim ikiniz de biliyorsunuz. O yüzden dikkatli hadi olun. Ama Berçen ellerini arkaya alırsak evet, teşekkür ederim. Demin de arka değildi. Hayır, ben ağlamış, böyle taunt yaptım. Ağla demeyeceğiniz için söylemedim. Hadi ya. Böyle duruyor. Ya o bir şeyler yaptı orada. Skill attı falan o yüzden. Skill attım. Onun cooldown'u var. Marşı 1992'de Kraliyet Flermoni Orkestrası tarafından bestelenen... Liverpool. Hayır, baştan alıyorum. Hayır. Marşı 1992'de Kraliyet Flermoni Orkestrası tarafından bestelenen turnuvanın adı Şe. Şampiyonlar Ligi. Bravo. Doğru. Tebrikler. Teşekkürler. Ben daha kompleks düşünüyorum abi. Devam ediyorum. Evet. Göztepe Spor'un teknik direktörü T. 15 saniyemiz başladı. Chat'te de bilen yok. Tayfur Avutçu. Yanlış. Bir daha okuyabilir misin sen? Göztepe Spor'un teknik direktörünü arıyoruz. T. Süre. Yok ya ben de. Yok. Tamam. Okay. Geçiyoruz. Bir sonrakine geçelim. Efe'de de bir şey var. Kimdi o? Evet. Okuyorum. İyi dinlemenizi tavsiye ederim. Bilgisayar hızlandırma, klavye rekoru gibi içeriklerle ünlenen genellikle... Kimin bastığını gördün mü? Efe bastı. Ben bastım. Buyur. Unlost. Tebrikler. Puh Berkcan, puh. Tebrikler. Lan basıyordun. Klavye rekoru diyor. Tebrik ediyorum. Nereden bileyim? Klavye. Bu arada o da ilginç bir rekor. Zaten chat'tekiler biliyordur, hakimdir ona. Eyvallah. Tebrik ederim. Ben de bireysel olarak önce ama bastı. Üzüldü. Şu anda Berkcan'ın bilmemesini. Önce bastı, yapacak bir şey. Sen benim takımdasın ya. Okey, devam ediyorum. 1982 Avrupa Şampiyonası'nda attığı golle tarihe geçen Marco isimli Hollandalı futbolcu ve... Ah be abi, eskiler... Van Nistelrooy. Ah, yanlış. Abi, yanlış. Bir daha okuyabilirim istiyorsan ama okudum. Aa biliyorum. Tamam. Bir daha oku. Tamam. Oku. 1982 Avrupa Şampiyonası'nda biliyorum. Attığı golle tarihe geçen Marco isimli Hollandalı futbolcu ve... Ben. Arka taraf. Bana dönmüyor o mu? O kadar bunu nasıl bilemezsiniz diye soruyor. 5 saniye başladı, çok özür dilerim. Dikkatini al. Bilmiyorum. Van Basten. Doğru ama veremiyoruz. Çok geç. Nasıl veremiyoruz abi? Için. Kanka sen cevap verdin ya. Van Nistelrooy dediğin için. Abi işte o ona dönüyor, ona hayır, dönmüyor. Hayır bir daha dönmüyor. Şey söyleyeceğim. Böyle sabah kadar aynı soruyu yapıyoruz. Ya bu ağlamanın hangi şey ya? Sen ne ağlamadın? Seninle konuşmuyorum bile. Seninle iletişim. Devam ediyorum. İnanılmaz gerçekten. Ben bir skoru hatırlatayım. Bumbum ünlüleri tarafında Berkcan'ın 6 puanı var. Nogar Çaylakları tarafında da Efe'nin 9 puanı var. Devam ediyoruz. Son kaç soru olacak? Son iki soru. Bu takım puanı için çok önemli. Aynen. Al takım puanı, al kardeşim. Efe sana bir hatırlatmam var. Bir joker hakkın daha var senin. Tamam, evet. Kullanırım bir yer. Devam ediyorum. Son iki soru mu? Evet. Red Alert'ta Sovyetler Birliği'nin... Beyin... Bunu söyleyeyim mi? Yugoslavya. Yuri. Doğru cevap Yuri. Bravo! Yugoslavya. Puan ünlülere gitti. Ne bileyim, salladım direkt. Sen nereden biliyorsun? Evet, daha bir jokerim var bana. Hani belki bir kaynaşma, bir sohbet için gidebilirsin. Son soru. Z harfinden geliyor. Okay. Nintendo'nun köklü oyun serisi. Legend of Zelda mı? Zelda mı? Yes. Ne? Zelda'yı aradık, doğru. Ve tebrik ediyoruz. Son sorunumda bilenek. Çaylaklar tarafından Efe oldu. İlk kapışmada durum. Tamam, sıkıntı yok. Ona 7 toparlarız her türlü. 10. 7'ye 10. Çaylaklar ben yarımı geçiyorum. Bunu böyle kaybettik. Diğer turumuzun üzerine eklenmiyor değil mi? Şöyle tekrar orada bir güncelleme yapayım. Herkesin bireysel puanı burada verdiği cevaplara göre belirleniyor. Takım puanı. Buradaki tu şeylerin toplamı aynı zamanda eğer joker kullanırsanız çok öldüm. Kim sorduydu onu? Onu merak ettim ben. Sen anlattın ya bunu. Neyi? Bir daha mı sordular şeyi? Evet. Tamam. Bu kısmı anlatmadın. Senin takımın ki. Bana tamam. Sordu tekrar aynen. Onun için. Aynen. Onu merak etmiştim. Aha, kim olduğunu. Yok ben anlamadım. Okey. Joker hakkınızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Her yarışmacının 2 tane joker hakkı var. Eğer joker hakkını kullanırsanız ısrarla hatırlatma sebebim buydu. Ve doğru cevap gelirse bir takım puanı bir bireysel puan olarak orada öyle bir şey var. Bunu tek söylemiştim, bir daha söylüyorum ama. Önemli değil, sen zaten 10 puan aldın takımın için. Karşı tarafta da Berkcan 7 puan aldı. Şimdi bir sonraki yarışmacılara geçelim. İstersen bu soruyu soralım, doğru cevabı bilenin seçme hakkı olsun. Öyle yapalım. Hayır. Öyle yapalım. Bu toplu soru, ortak bir cevap arıyorum. Şöyle yapacağız. Soru bittikten sonra 15 saniye süre veriyoruz. Her iki takıma da. Aynen, her iki takıma da.
ilk yüksek sesle söylediğiniz cevabı kabul edeceğim. Evet, ortak alırız zaten. Akhisar Spor bu sezon Süper Lig'de kaç gol atmıştır? Akhisar Spor bu sezon. Tam bir cevap aramıyoruz. En çok yaklaşan kendi takımımıza görüşüp cevapları alacağız. Kim önce başlayacak? 18. Aldım buradan cevabı. 18 geldi. 20. 20 dedi. Doğru cevap 33 bu taraftan. Çaylaklar seçecek. Çaylaklar efendim. Seçiyor. Kim yarışıyorsa karşı rakibinizi seçer. O çok büyük olay. Ben ağlayacağım sanırım bunu kaybettiğim için. Çok üzgünüm. Neyse o kadar kötü. Tamam, Furkan yarışıyor sanırım. Aynen. Furkan kimi seçiyorsun ünlülerden kendini? Yunus abi. Okay. Yunus abi. Evet. Hadi Yunus. Nogger çaylaklarından Impluto karşıdan çeyleğe karşı. Evet. Bunu okeyledik. Bu bitti. Devam ediyorum. Tamam herhalde. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Okay. Aa bu buraya sabitlenmiş. Güzel. Bunu alayım. Bunu aldım. Tamam. Sorular böyle bayağı. Aynı şekil hem spor hem gaming soruları okay var. Okey. Başlıyorum o zaman. A harfiyle başlıyoruz. Emrin, yaparım, oduncu gibi kelimelerinin yer aldığı strateji oyunu. A. Age of Empires. Doğru. Doğru cevap. Tamam siz devam edin ben buraya yazıyorum. Okay. Oyun sorularında bizi kullanabilirsiniz. Direkt. Şey, abla ben ünlülerde değilim abla. Aynen. Sürmenin ah be. Evet. Geçtik. O zaman iki tane jokerimi öyle yekten kullanacağım. Evet, direkt oyunda kullan abi. Devam edebilirsiniz. Devam ediyorum. Soruyu dikkatli dinlemenizi rica edeceğim. Aliye Mutlu'nun, Zahidi Zahidi adlı ağırı seslendirdiği popüler video oyunu. B. Battlefield 1. Doğru. Yani ben ya onu ya, oradan alışacağım için Kavuk Suzay'ı eski oyuncu ya. Kabul ettim. Burada bir tane takım joker kullanıldı. Bir takım evet. Jokeri kullanıldı ve doğru cevap geldi. Şimdi 2 puan oldu takım için bu aslında. Evet. Aynen. C harfiyle devam ediyorum. Evet. Pro içmesiyle meşhur olan Call of Duty oyun karakteri. Gel buraya. Captain Price. Doğru. Captain Price. Doğru. Tebrikler. Tebrikler. İki jokeri yani, de iki de iki olarak kullandınız. Tebrik ediyorum. Bundan sonra gaminglar sende kardeşim. O yüzden. Yalnız şunu söylüyorum, bitti jokeriniz. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyorum. Evet, biraz uzun bir soru. 1991'de piyasaya sürülen oyunda CIA tarafından Doktor Proton'un Proton'u durdurmak için görevlendirilen oyun karakteri. Bastılar bir daha zannet. Okuyalım mı? Uzun. Bir daha okuyorum. Baş harfi? D. Baş harfi D. 1991'de piyasaya sürülen oyunda CIA tarafından Doktor Proton'u durdurmak ile görevlendirilen oyun karakteri. D. Tamam. Joker süreni başlatıyorum. 10 saniye. Oradan korner, korna gelince dedim herhalde biri bastı. O kadar uzun soru yazmışsın ki. Aslında oyuncular için bu, şu an chat... Süre bitti. Cevabı alayım hemen. Chat doğru cevabı vermiştir. Cevabı evet. Alayım. 91 diyor. Cevabı alayım. Doblo. Tamam. Ben söyleyebilir miyim? Şimdi Joker'e bitti o zaman. Pas mı geçiyorsunuz yoksa cevap gelir mi? 5 saniye. Eski günler. Destroyer. Değil. Ah be. Yanlış devam ediyoruz. İyiydi bence. Ah be. Değil. O da mı değil? Dük Nükem. Dük Nükem. Aynen. Ah be. Mükemmel durum geliyor. Durum olsaydı çok üzüldüm. Ya böyle cevap geldiği için evet, şey, evet. Normalde vermiyoruz ama cevapları tamam. Sıkıntı yok. Devam şey edelim. Olmasın. Devam edelim. Devam ediyorum. Hikayesi İstanbul'da sona eren Assassin's Creed karakteri. Çok basit. Ezio. Tam isim alabilir miyim? Ezio Otodoro mi? Doğru. Doğru kabul ediyorum. Biraz orada şey var. İtalyan canlı. Mehmet Turgut da bu. Çaylakların annesine bir puan daha yazdık. Evet devam evet, ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. İlk oyunu Almanya'daki Crytek stüdyolarında geliştirilen FPS oyunu. F. Abi. Bir daha okuyorum. İlk oyunu Almanya'daki Crytek stüdyolarında geliştirilen FPS oyunu. F. Bugün muhabbeti geçti bir ara. Joker kullanacağım. İkinci Joker'ini de kullanıyor. Evet. Far Cry. Doğru. Far Cry cevabıyla. iki joker kullanıldı galiba. Aynen. İki tarafta iki jokeri kullanmış. Atmadığın için diyorum. Şey, jokere doğru cevap. Özür dilerim pardon. Şey hiç önemli değil. Herkesten de özür devam ediyorum. İyi dinlemenizi istiyorum. Hızlı olmanızı da istiyorum evet. Bu arada. Kısaltması GTA olan video oyun serisinin açılımı. Grand
Grand Theft Auto. Ah be abi, doğru. Bunu biliyordum bak ya. Bunu ah bıraksaydın şunu bileydim. İsterseniz şey olmasın, ya şeyi çevirelim, sarı butonu tam çevirelim. Yok abi, açı zaten okey, tamam. Aynı oluyor. Hani şey olmasın. Mazeretim yok. Sadece tamamdır. Devam edelim. Şaşırdım ben de, o yüzden Yunus basamadım. Sorunun bitmesini bekledi, ben ilk son... Tamamdır, okey. Hani orada bir şey sıkıntı olmasın diye söyledim. Devam ediyorum. Futboldan devam ediyoruz. Son günlerde adı West Ham United ile anılan Fenerbahçe'nin sol beki H. Lütfen abi. Hasan Ali Kaldırım. Doğru. Başka yok ki zaten abi. Doğru. Hasan Ali. Hasan Ali Kaldırım, devam ediyoruz. Ben oyundan koptum ya, ondan. Neyi, canım bence, sıkıldı abi, hiçbir şey bilemedim, şey ya ondan. Oyun, biraz yani gaming ile ilgili zaten çok fazla bir şey bilmiyorum. Saksı gibi duruyorum burada, baksana. Şu bidonla aramda tek fark o bidon, ben değilim. Abi hepsini bileceğin diye bir şey yok ya. Ben bir saniye gaming sana şey yapayım, şuradan. Hiç gerilme, hiç gerilme. Bravo. Aynen. Sevgili Cantu, bir yanıma alabilir miyim ben orada? Tabii. Bir zahmet olmasın bana, bir gelir misiniz efendim? Devam edelim. Devam ediyorum ben. Devam ediyoruz. PlayStation 4'ün ilk özel oyunlarından biri olan aksiyon macera oyunu I. İkisi de aynı harf olduğu için. I yani İngilizce olduğu için. Evet. Okunuşunda iyi olarak okuyorum. Ne, bir daha, ne, bir daha okuyorum soruyu. PlayStation 4'ün ilk özel oyunlarından biri olan aksiyon macera oyunu. Biliyorum ama telaffuz edemeyeceğim. 15 saniye başladı. Kabul edebiliriz. Bir cevabı alalım istiyorsan basıp. Burası daha eğlenceliymiş. 15 saniye, saniye. 15 saniye devam ediyor. Son 8 saniye. Tam Inception diyeceğim. Film ismi. Çok yakınsın ama, çok yakınsın. Aa. Çok ben söyleyeyim ya. Senin süren başladı. Intestity diye bir şey isim vardı. Çok güzel üzüldüm. Söyleyebilirsiniz. Doğru. Çaylaklar. Olsun. Yani. Güzel film. Inception. Çaylaklar da değil. Onlar devam ediyorum. Devam ediyoruz bir sonraki soruyla. Bunu iki takımın da aşina olduğunu düşünüyorum bu soruya. O yüzden dikkatli dinleyelim lütfen. Lady Gaga şarkısında adı geçen dans oyunu J. Just Dance. Doğru. Bravo. Devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet. Biraz eskilere gidelim. Bir dönemin sınıf tekrarı yapmasına sebebiyet veren o kabul etmiyorum onu çünkü şey böyle bekliyor değil. Hayır, elin böyle bekliyordu. Arkada olması lazım. Ya bas ya da arkada tut. Sıkıntı yok. Adam bak bir saattir burada. Böyle yok. Ya istersen göstereyim, yanlış anlamasın. Yani şöyle bekledim. Sonra bastım. O yüzden ben bum bum ünlerini soruyu tekrar okuyup ilk söz hakkını size vereceğim. Bir dönemin sınıf tekrarı yapmasına sebebiyet veren oyun. K ile başlıyor. Ama öyle telaffuz edin. K. 5. Ama bunu yapmayalım. Bu gerçekten bunun sonunu alamayız. Bir daha okuyorum. Bir dönemin sınıf tekrarı yapmasına sebebiyet veren oyun. Cevap var mı? Yok. Çok özür dilerim. O da ne anlasın ya? Hayır arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Ben söyleyecek zannettim. Mümkün mü abi? Bir şey söyleyeceğim. Siz bir tane bir şey yapınca çorap söküyor gibi devam ediyor. Ben burada iki saat bir ona şey yapmak zorunda kalıyorum. Doğru. Bir kural varsa, hayır, bir kural varsa bunu böyle uygulayacağız. Tamam. Ben cümlesi bitir, siz doğru dediğinizde sen. Evet, onlar yarışıyorlar. Sizin turunuzda siz yarışacaksınız. Kendini kapat diyor. Şey yapmıyorsunuz. Bu kadar. Cevap alalım. Knight online. Tebrikler. Doğru cevap. Knight'ı bildim de gerisini bilemezdim. Bir şey daha belirteceğim ben. Reci birkaç saniye gecikmeli yazabilir skorları. Hak GG değil ya da eksik yazılmıyor. Onu belirteyim istedim izleyicilere. Bir şekilde düzeltilir o yani. Yarışmayı baştan sona izliyorlar. Ha, yarışmacılar. Eksik gözüküyor yayında. Muhtemelen puanlamalar. Tamam, dert etmesinler yani. Ha yok, zaten ben de burada ekstra zaten tutmuş. Açık ara şey var burada. Yani gidip VAR'dan inceleyip tekrar onu düzeltiriz ya. Onda sıkıntı olmaz. Evet, şey yapabilirim. Devam edebilir miyiz? Çaylaklara masa başında. Deneriz. Ünlüleri de masasına alabilirsem hani görüntü olarak daha tatlı olur. Evet, buyurun. Devam ediyorum. Rockstar Games'in unutulmaz dedektiflik oyunu L. Rockstar Games'in unutulmaz dedektiflik oyunu L. 15 saniyeniz başladı. League of Detectives. 5 saniye başladı. Yaratıcı bir oyun. 5 saniye başladı, devam ediyor. Cevap yok galiba. Pas geldi, devam ediyoruz. Eleanor mu hocam? Doğru. Eleanor. Şimdi biraz da futbola gidiyoruz. Hadi bakalım.
İşte böyle sorular bekliyoruz. İspanyol teknik adam Guardiola'nın çalıştırdığı Premier Lig takımı ne? Harf? M. 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 Manchester City. Doğru cevap. Tebrikler. Bravo. Puan ünlülere gidiyor. Ben bir güncelleme yapayım. O kadar da değil yani. Gülşes 4 puanda. Furkan Hasan Ali kaldırıp. Evet. Gülşes 4 puanda. Furkan 6 puanda. Oh. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet. Electronic Arts'ın efsane yarış oyun serisinin adı ne? Ha, biliyorsun abi bunu, evet. Nintendo! Değil. Yanlış. Need for Speed. Doğru. Ah be! Doğru. Cehennem yan yan geliyorum yani. Kaptan yıkıldı şu anda. Ben bile biliyorsun. Da... Yarışmacıları masa başına alalım. Devam edelim. Devam ediyorum. Okey. Spordan devam. Futbol gelir, ben çıldırırım. Otomatik kapatalım. Russell Westbrook'un forması... Oklahoma City Thunder. Doğru. Oh, tebrikler. Be. Doğru. Puan Günçes'e gidiyor. Işte. Ünlüler 5. Furkan ünlüler komple 5. Hangi haftayız? İlk başta söylemenizde sıkıntı olur mu? Efendim? Hangi hafta olduğunda ilk başta soruyu söylemez. Bitirip söylüyorum normalde. Hani format ha, o çünkü. Tamam. Hani siz de şey de olarak takip zaten edebilirsiniz. Tamam. Hani şu cevapta Alfa abi tamam zaten. Aynen şu anda tebrikler. P'deyiz. Paris'te değiliz ama. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen dünyaca ünlü stoper. Harf ne? Ne? P. Pepe. Doğru. Tebrikler. P'de değil izledin. P, Paris'te değil izledin. P'de mi izledi? Evet. Paris'te değiliz. Mi dedin sen? P, evet P'de izledim ama Paris'te değiliz. Hani ha, onunla, pardon. İşte yani bunu kuralların bir sebebi de ondan oluyor. Mesela senin kafan karışabiliyor. Tamam. R'deyiz. Tamam. Normalde sonunda söylüyorum ama R'deyiz. Devam ediyorum. Sen devam etmeden önce hemen söylüyorum. Ünlüler tarafında şu anda Günçes 6 puanda. Furkan... Nogur Çaylaklar'ın da Furkan 7 puanda. Toplam skorda Çaylaklar 17, ünlüler de kaç oluyor orası? 6, 12, 13. Evet, evet uzun bir soru. Dikkatli dinlemenizi istiyorum. Kısa boyu, atletik hareket... kısa boyu, kısa boyu, atletik hareketleri ve sempatik tavırlarıyla birçok WWE izleyicisinin sevgisini kazanan maskeli Amerikan güreşçisi R. 15 saniye başladı. Ah be. Ben okuyorum, siz düşünün o arada. Kısa... Rey Mysterio. Oh doğru. Bravo. Puan. Bir an aklımda şu hiç, o sarı bıyıklı abi geldi. Yani. Kırmak istedim böyle. Hepsi biliyor ama baksana. Six One Nine diye bak. Evet. Formula 1'e gidiyoruz. Evet. Oh be. Devam ediyoruz hazırsanız. S harfindeyiz. Ferrari Scuderia'nın Alman pilotu. Pardon bu arada V harfindeyiz. V. Ve Sebastian Vettel. Doğru. Bravo. O ikisini de kabul ediyorum. Buraya V bravo olarak yazmış ama ben ikisini de kabul ediyorum. Normalde adı Sebastian nereden olduğu son için. Son harfini ver. Ortadan bir harf ver. Fark etmez. Zaten yarışma öncesinde Formula 1'de iddialı olduğunu söylemiştiniz. Devam ediyorum. Evet. Şey harfindeyim. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli turnuvası. Şey. Şampiyonlar Ligi. Doğru. Enteresan. İki şeydir. Şampiyonlar Ligi sonuçsunuz. Evet. Ne var ki? Yani... Cevap vermiyoruz. Böyle bir yarışmaya, böyle bir yarışmaya UEFA sorusu sorulmaz işte. Avrupa Ligi. Çıldırıyor Onur Fikri. Net bildiği şeyleri söylemeyince. Yakalıyoruz. Yakalıyoruz. Şampiyonlar Ligi bir yarışma. Yani eyvallah kral. Devam edebilir miyiz? Tabii ki. Önemli bir soru. Chat linç edebilir. Berabere bu arada. Çok tehlikeli. Francesco isimli. 24 yıldır Roma forması giyen Francesco Totti. Doğru. Ama chat dedim ben oyun sorusu bekliyorum abi. Yanlış yani yönlendirme yaptılar abi. Evet sana abi. Ben hayır chat şimdi chat gaming odaklı olduğu için futbol yani Francesco Roma desi çakacağım zaten. Yaşıtım zaten hakkın neredeyse. Hakkın yendi vallahi abi. Ah be. Olsun hayrını gör kardeşim. Ben bir skor anonsu yapayım. Değil aslında biraz anladım önce gerçekten berabereymiş. Şu anda ünlüler. Nasıl beraber? Değil abi. Yok yok pardon değil. Bir saniye. 4, ya bireysel şöyle bir sıkıntımız var şu anda. Bizim şu sağ tarafta gör ya, sol tarafta gördüğünüz jokerlerimiz var ya. Joker hakkını alıp da takıma sorup doğru cevap verdiğinizde bir de takım puanı ekliyoruz. İşte ama sadece şuradakilerden yola çıkarak ne yapıyoruz? Ben niye bunu hesaplayamıyorum? 6, 15. 19, 14 evet, gibi. Ünlüler 15 değil mi? Şu arada bir tane daha var bak. Ha şu çizgiyi ben onu görmedim. Okey 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 onu görmüşüm. 15, 19 o zaman. Tamam 15'e 19 o zaman evet durup devam ediyoruz. Evet. Evet. U harfindeyiz. Bu sezon
Trabzonspor'da gösterdiği performansla A milli takıma kadar yükselen genç kaleci U. Bir dakika dur. Süre başladı 5 saniye. Bir daha bak. 2. Trabzonspor'da gösterdiği performans. Ah be. Joker kullanıyor musun? Joker'i yok. Yok ki. Yok, o zaman kullanamıyorsun. Sen de sıra. Umut. Pas diyebilirsin. Pas. Bey. Pas. Ah. Uğurcan. Ah. Evet, Çakır. Doğru, hala buradayız. Tamam. Okey. Evet. Bu sefer gerçekten V harfindeyiz. Deminki o tamam. SV karışıklığını atlattık. Fallout serisinin maskotu V. Fallout serisinin maskotu. Fallout Boy diye müzik grubu biliyorum. 15 saniye içinde cevap vermemiz var. Pas geçebiliriz. V. Ben pas geçiyorum. Pas. Geçti. Pas mı? Vira. Yanlış. O zaman devam ediyorum. Karadeniz'de geçelim. Vira. Şimdi spor sorusu. Hadi futbol. Bakalım. Başlıyorum. Küme düşme potasındaki takımları ligde tutması ile bilinen teknik direktör. Y. Y. Küme düşme potasındaki takımları ligde tutması ile bilinen... İlmaz Ural. Doğru. Tebrikler. Doğru. Önemli bir puan. Önemli bir puan. Önemli bir puan geldi. 16 oldu. Evet. Son soru. Son soru. Yine spor sorusu. Uzun bir soru. 2006 Dünya Kupası finalinde rakibine kafa atıp kırmızı kart gören... Zine Dizi'den. Doğru. Ah be! Erken daha. Böyle gitti. Abim bas evet. Bas hızlı bas. Furkan'a kafa atmak istiyorum şu an. 20. Canlandırmasını yapalım mı? Nasıl yok arttın? Abi teşekkür. Ben döneyim sen bana küfür et koyayım kafayı. O şaka bizim... Gel sarılalım gel. Sevgili. Her iki yarışmacıyı da tebrik ediyoruz. Bravo. Eyvallah. Evet. Olsun. Bir sonraki yarışmacılar. Ben isterseniz sizi tekrar bir düelloya davet edeyim. Siz evet, takımınızı. Çok kolay yeneyim mi? Nasıl? Yeneyim mi çok hızlı? Buyur. Şunu vereyim. Tabii ki. Evet. Hazır mısın? Evet. 1. 1-0. Bitti mi? Yo 3 de bitsin. Hadi. 2. Tamam, o, sen pes ettin zaten. Ben pes ettim, bıraktım. Evet, devam edelim. Evet, ünlüler, yok, ünlü takımından ünlü kim takım, yarışıyor? Set ball. Ya Burak ya Emrim, kim evet, yansın? Burak abim. Bir kişiyi seçerseniz. Sen yok. De seçebilirsin, takım kaptanınız da seçebilir. Evet, tamam. Ayıp diyecektim ben de. Bir saniye, hangisini şey yapmıştık acaba? Hangilerini yaptık, hangilerini yapmadık? Şunu, Batu'yla da Evrim kaldı herhalde. Cantu. Hangilerini yaptık? Niye ya? Dedim ki ben senin oyunu bilmez olur muyum? Şöyle. Olmuyor, ondan sonra. Bunu yapmadık. Zaten şu. Evet, evet. İki el arkada. Değil. Bunu yaptık mı? Yok, işaretlediklerim sana. Tamam. Şöyle bir ben tekrar devredeyim. Şöyle bir antrenman yap abi istersen. Basma antrenman. Hazır mısın? Okey. Geliyor. Okeydir. Deminki sorularda pek arkada böyle bir şey yaptın. Abi gördüm. Ya eski game muhabbetlerini biliyoruz da evet. Yenilerde o kadar. Neyse de bakalım. Evet. A harfiyle başlıyorum. Nostaljik oyun konsolu A. Abi kesin biliyorsun. %100 biliyorsun. A. Evet. Atari. Doğru. Ay. Doğru. Ay. Doğru. Abi ne abi biterdik basardık abi. Aynen ses aynen ben de ona baktım çıkıyor. Evet. Bazen çıkmıyor. Yok zaten biz basanı burada gördüğümüz için onunla. Atari. Devam ediyorum. Devam. Pardon bir şey oldu. Soru. B harfi. Blizzard Entertainment'ın oyun platformu. Battle Online, net. Yes. Doğru, doğru. Kabul ediyorum Battle Net. Doğru. Be. İkide iki ile gidiyorum ünlüler. Durum 18-20. İşler kızışmaya başladı. Bir sonraki ünlüler. Soru. Gaming'den devam ediyorum. 1999 yılında Sega tarafından piyasaya sürülen 1 milyondan fazla satan yarış oyunu C. 15 saniyeniz başladı. C ile başlıyor. Bir daha okuyorum. 1999 yılında Sega tarafından piyasaya sürülen 1 milyondan fazla satan yarış oyunu C. Ben deneyeyim 4, şansımı. 3. Carmageddon. Değil. Ah be. Değil. 5 saniyem var. 2. Joker kullanabilirsin. 1 kullanayım. Joker'e gitti. 10 saniyeniz var. Biliyor musun? 10 saniyeniz soruyu... var. Ciddi misin? Harbi bilmiyor musun? Volta attım yani. Tamam. Carson Wentworth. Yok, değildi. Ben zaten... Ya ben söyleyeyim, bilen varsa alırsam tamam. Ya haksızlık olmasın. İşte yok, geçiyorum. İşte bu yüzden bir şey söyleyeceğim. Sen emin olmadığın ama bizim bildiğimiz, düşündüğümüz bir şey var.
Bir Joker. Ufak hatırlatma yapacağım. Soruyu dinlemeniz bu yüzden önemli. Oku Joker'i kullanıp gelebilir size. Evet, devam ediyorum. Çok zor abi. Çok da merak ettim, çıldıracağım yani. Devam sonra ediyorum. 2005 yılında çıkan, bir daha okuyorum. 2005 yılında çıkan filminde Dwayne Johnson'ın yer aldığı FPS video oyun serisi D. Burak abi. 15 saniye başladı. Joker. Joker kullanıldı. Tamam. 10 saniyeniz başladı. Doğru. Cevap. Doom. Doğru cevap. Doğru Doom. Cevap ünlülerden Burak gitti. Şu an 19-20. Çok iyi, 19-20. Artık kafa kafaya geldiniz. Evet. Dikkatli. Göründüler anla. Oğlum eşek karısı var, eşek karısı. Teknik zor. Eşek karısı var hayvan gibi. O, evet. Benim de dev alerjim var valla. Dikkatli olun o konuda. Ninjamızdan Arzu, yardım Arzu isterim. Arzu abla ona ne yapsın artık? Bazuk atacak. Prodüksiyon. Neyse gitti sanırım. Ya ben çok ufak ağlayabilir miyim? Müsaadenizle. Tabii. Biz, nerede? Hangi konuyla alakalı? Hayır. Hangi konuyla alakalı? Yani Evrim Ay'ın şimdi seslendi ya Burak abi. Burak abi diye. Burak abi Joker. Tamam doğru ya. Söylüyorsun. Ha, şimdi bizde mesela Aybik bize Efe desin. Ben Aybik'e o konuda çok haklısın. O konuda haklı. Çok haklısın. Ben Burak demedim. Sadece çıldırdım. Kanka. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bir şey söyle. Bir dakika. Berkcan dedi. Berkcan dedi. Berkcan da cevabı bilmiyordu. Bir saniyenizi rica edeceğim. Bu ağlamak olmuyor. Şu anda siz 8 kişi sürekli hareket halindesiniz. Biz 2 kişi şeyi takip etmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim buna dikkatimizi çektiğin için. Bunu nasıl yapacağımızı sonra şey yapalım. Buradaki kural ne? Yani. Onlar bana bir şey demiyorlar. Normalde siz de yardımcı olabilirsiniz. Hayır şöyle. Normalde biz size oyunun başına şunu söyledik. Gitmek istiyorsanız siz gidebilirsiniz. Ama arkadan ses yaptı diye, göz teması kurdu diye öyle bir şey yapmayın. Siz bize bakın dedik. Ama bu kuralı verdik. Hayır bunu tezahürat yapmak için yapabilirsiniz dedik. Tamam. Dikkat çekmek için değil. Tamam. Okey. O zaman biz her şeyde bildiğimiz düşündüğümüzde tezahürat yapalım. Ona çıkmıyor mu bu? Ben devam ediyorum yani sorularıma. Sistemin açığı var. Tezahürat yapacağız. Evet, devam ediyorum. Çok özür dilerim. Siz de yapabilirsiniz o zaman aynı şeyi. Tamam. Tabii bence de onlar da yapsınlar. Evet. Tamam. Lol 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 diye başlarsın. Lol lol lol. Soru... JTG TV... Bir daha bakalım. JTG TV formatlarında... En çok birinciliğe ulaşan yayıncının niki nedir? Evet. Pardon özür dilerim. Çok özür dilerim. Eli yok oldu kızım orada. Reslendi. Adrian. Doğru. Puan çaylaklara gidiyor. Ben Adrian. Adrian. Ya o telaffuz olur. Olur o kadar. Pardon. Olur o kadar. Adrian. Kelimleri sızladı be. Devam edelim. Önemli bir soru. 50 liralık alayım. Süper. Meşhur futbol oyun serisi F. FIFA. Doğru cevap. Çok güzeldi abi. Hızlı basman orada olaydı. Olması gereken... Kabuğun nerede? Kabuğun. Ama sana vurmadım ben. Yok. Sen önce bence sen olması gereken işte mücadele hız bu. 0,5 saliseyle kaçırdın halbuki. Yapacak bir şey yok. Devam ediyorum. Witcher. Witcher video oyun serisinin ana karakteri. G. Geralt. Doğru. Bravo. Senin doğru. Canına Ünlüler... kurban be. Eski oyuncu be. Geralt Rivia. Ya. Yıllar, tecrübe. Ayaklı 1990 serisi. Ayaklı 1990 şu anda durumda eşitlik var. Hem Bumbum Ünlüleri hem Nogri Çaylakları 21 puanlı. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sen inanılmaz bir adamsın. Burak abi bir tane şey kullandı, onu yazmayı unutmuşsun. Ha, onu yazalım. Sürmeli mi yapsın? Evet. Bir de onu bildik. Süsü sürmeli, golleri süsü sürmeli. Ama o işte aynı zamanda şaibeli olan şeyler. Doğumdu, doğumdu. Cevap doğru. Doğuştan yavrum onunla. Devam ediyorum. Paradox Interactive tarafından, bir daha okuyorum. Paradox Interactive tarafından yayımlanan İkinci Dünya Savaşı temalı strateji oyunu. Kabul etmiyorum. Ellerin arkada değildi. Böyle bekliyordu. İzleyebiliriz istiyorsan. Tamam, şeyden demiyorum. Yok. Böyle Nasıl? Beklemeyin. Böyle bekleyin. Tamam siz yarım saattir bağırıyorsunuz. Süre. İkinci Dünya Savaşı temalı strateji oyunu. Evet. Komandos? Yanlış. Sen? Alayım. Joker kullandı. Harfi söyleyebilir miyim? H harfi. Ha H'ymiş evet. Lan. Aa. Orada sıkıştı harfi o. Atladım. Ah. Kanka. Ben bir daha okuyabilirim istiyorsanız hızlıca soruyu. 10 saniyeniz var arkadaşlar. Allah bir orada okuyayım. Bitmişti soru. Son 3 saniye. Peki. Cevabı alayım. Kanser oldum. History. Güzel oyun ismi olurmuş çok genel. Efe ya. History of World War II falan da var. Bunu söylesin. Bir tane söyle bir şey olmaz ya.
söyleyebilir misin? Tamam, söyle. Tamam. Hearts of Iron. Aa, demirden görünen. Dünyanın en kazık, çok en kazık oyunu, şimdi, en kazık strateji oyunu. Dünyanın yani. Çok ufak bir güncelleme yapıyorum. En başında söylediğimiz gibi jokerlerden puan alınca takıma artı bir puan geliyordu. Dolayısıyla son durumda burası 4 jokeri kullandığı için 25 puanda ünlüler. Çaylaklar tarafı 22 puanda. Yani siz öne geçtiniz aslında joker kullanımıyla. Şimdi dikkatli takımı da buraya alırsak. Evet, evet takımları yerlerine alalım. Hızlanıyorum biraz. Hı hı. Spor sorusu iyi dinlemenizi istiyorum. Hadi. Süper Lig'de 5 takımı bulunan ilimiz ilk. İstanbul. Doğru. Tebrikler. Dınk. Anlilerde. İşte bu. Şimdi gaming, soru. Sinema hepsi karışık. Hadi. Tek bir soru içinde. Peki. Batman'in en büyük asıl düşmanı. Joker. Doğru. Bravo. Der, bu rüzgardan taşlarım uçuyor. Yarışma programı şey, kız başında parkuru kazanırken iyiydi, şimdi rüzgardan saçlarım şişiyor senin. Devam edelim. Biraz daha yakın durabilirsin bu arada yani, şeye basmak için. Abi, abi bu arada bir tane soruda Joker'i de alalım, bir puan. Yok, yani Joker, Joker size bir tane kullandım, puan doğru. Alıyor. Onda evet. Da bir puan da alalım. Yaparız ya, bilmediğim bir yerde değil mi? Bir. Amerika'ya gidiyoruz. Evet, gidelim. NBA. Çok heyecanlı. Abi direkt misin? Toronto Raptors. Joker. Abi böyle yapınca ya sorunun devamını dinlemiyorsun. Söyle. Söylüyorum şey, K. K. Kavai Leonard. Doğru. O kadar eminim ki, o kadar eminim ki, o kadar eminim ki adamın bildiğini. O kadar eminim ki. Evet, Kavai. NBA dediğinde bas sen. Kalka al yeter, takımı harika al. Bilemeseler de komik bir durum olurdu. Evet ama o kadar eminim ki, o kadar eminim ki. Oldu. Takımın evet. İsmini dinledim sadece. Çünkü biliyorlar her şeyi. Ulti bastı diyorlar Burak abi. Hakikaten. Maç var bu akşam. Seri 2-1. Kim alır? Toronto. 4-2 Golden State alır bence Toronto, seriyi. Toronto. Kaç kaç? İkinci joker dedin mi bu? Akın Çorap Giresunspor. Durant oynarsa işte işte. Tabii ki tabii ki okuyayım sorunun tamamını. Doğru şey geçmesin. Sorunun tamamını da okuyorum. Toronto Raptors formasıyla NBA finallerinde mücadele eden All-Star isim. Demiştim. Kavai. Okunuşu da biraz da çok cool. Bravo. Aynen öyle. Devam. Evet. Oyun dünyasına geri dönüyoruz. Oyun dünyasının en güzel karakterlerinden biri. Lara Croft. Doğru. Bravo. Ben bravo ya. Harfi, harfi vermeme. Oyun dünyası en güzel kadın. En güzel kadın kim abi? Kim olabilir? Evet devam ediyoruz. Gerçi kim var? M harfine geçiyorum. Spora geri döndük. Uzun bir soru, iyi dinleyin lütfen. Fenerbahçe'de... Bir şey rica edeceğim. Bunu okuduktan sonra bir daha okuyabiliriz basmazsanız. Evet, uzun, soru uzun bir soru. Şu an burada yok ediyorsun diyorlar abi. 12 bin kişinin sempatisini böyle yoğunca kazanıyorsun yani. Onu da Fenerbahçe'de attığı Rövaşata golleriyle hafızalara kazanan... Musa Sow. Hayır. Musa Sow abi nasıl hayır lan? O yüreğimi indiriyorsun. Ben bile temizliyorum. Abi, hayır, hayır. Öldüm oğlum. Soruyu duyamadım ben. Hayır, tekrar alalım. Bir daha soruyu uzunca okuyorum. Okey okey. Fenerbahçe'de attığı Rövaşata golleriyle hafızalara kazınan, hiç şu anda ya, Gazişehir Gaziantep forması giyen yıldız oyuncu. Gazişehir'de miymiş? Evet. Ve Musa Sow doğru cevap. Yakın, şunu da yapalım mı sevgili olsa? Recep derim. Recep'i bilir misin? Takoz Recep'in soruyu golü sormadan vardı. Önce harfi hatırlatalım. Tamam, çünkü yarışma stresiyle şeyi yapmıyor evet, olabilirler. Araya da kaynıyor bazen. Duymuyorlar. Hani ha, söylüyoruz tamam. Ama evet dediğini yapalım. Ne harfindeyiz? Niğde. Niğde'deyiz. Ne? Evet. Geçtiğimiz günlerde göreve seçilen TFF'nin yeni başkanı. Ne? Şey... Yazık hiç şans yok kızım. Ağlayayım burada ben. Dur. Cevap alalım süre bitiyor. Şey küçük şey bitti Fenerbahçeli. Süre. Ne? Süre bitti. Alayım. İsim soyisim mi sağlayacağım? Evet. Erkek mi? Evet. Nedim... Görüşürüz. Zaten gelişinden belli onun bir şey. Fenerbahçe yöneticisi ya eski Fenerbahçe yöneticisi. Söyleyeyim ben. İsim soyisim mi? Erkek mi? Türkiye'de kalıp evet, TFF başkanı görmek isterim yani. Evet. Yüzü, evet. Yüzü gözümün önünde. Yüzü gözümün önünde. Evet o harfindeyiz. Geliyor. Biraz yukarılara gidiyoruz. Bir dönem Hector Cooper'ın çalıştırdığı Karadeniz temsilcisi o. Ordu Spor. Doğru. Evet,
Ya nereden yok eller başladı? Aa pardon, Joker geldi ya. Oldu. Yok, bir şey yaptı. Çirik yaptı. Değil mi? Beşli herhalde. Beşli falan yaptı. Bayağı Cooper'le tanıştım ben. Anlatmak ister misin? Ordu, annem Ordu Bey. Her yaz Ordu'ya gidiyorum. Ordu spor maçının çıkışında tanıştık. Nasıl tanıştık? Nasıl bir denk geldi? Merhaba, ben Efe. Kanalımın adı da Efe Öküç. Hayır demedim abi. Merhaba falan. Hay bay dedik yani. Sever misin? Durumda şöyle bir şey oldu. Burak ve Aybik performansından sonra sevgili Bum Bum ünlüleri şu anda 33 puanla önde. Nogger çaylakları 22 puanda. Oha. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burak, yargı reis. Devam ediyorum. Yargı reis ya. Biri 19, biri 39. Üçüsü sürmeli. Onun için tecrübe yok etti. Aynen. Ama şöyle. Taktik, teknik, fitness. Şöyle. E 33. Ben sana hesabı anlatacağım. 11 puan var, 11 puan. Ben dedim ben. Hangi harfi artık kapatabilirsiniz? Nasıl çaylaklar. Yalnız, daha önümüzde bir 10 soru daha var. Hangi harfteyiz? Harfi söylüyorum P. P. Geliyor. Hazır mısınız? Yes. 3 Dünya Kupası sahibi Brezilyalı efsane futbolcu. Pepe, Pele. Pele, Pele, İsim. Pepe. Hayır, Pele. İsim. Pele. Yok. İsim mi? Pele'nin tam adını mı söylüyorsun? 12 tane adı var çünkü diyor. Pepe mi? Cuarto, Puartes, Cuarte. Hayır, ben de Pele, Pele doğru. Hayır, Pepe'den diye orada dedin. Pepe çıktı için. Ama hani süre içinde söyledi. Yok, okey. Yani süre içinde söyledin abi şey. Pepe demin mi abi ona? Hayır, şöyle. Ya Ahmet, Mehmet dese başka bir şey de bir harf. Doğru, yok. Yok, Pepe'den diye daha önce. Kafa oraya. Doğru. Pele diyecektim, Pepe oldu. Bir çizgi film kahramanı. Pepe. O zaman NBA'ye geri dönüyoruz. Evet, ha, kesin devam. Kesin bilirim şimdi. Retro bir şeyse olur. Bence retro. P, neydeyiz biz geliyor. Abi? Geliyor. Oo, efsane. Efsane soru geliyor. Efsane bir soru. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u... Rodman! Ayy! Ziyaretine gitti oğlum! Ziyaretine gitti! Ziyaretine gitti! Ya böyle bir şey yok. Ziyaretine gitti abi. Tabii. Yani ben buraya herifin ziyaretine gitti. Beraber takıldılar. Be. Kültür tabii. Parçası. Dedim soru zor olur. Deniz, ya soruyu tamamını okuyorum. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u yakınlığıyla bilinen Deniz isimli NBA efsanesi. Evet gitti. Abi. Sen Chicago şey gitti abi. Beraber takılmaya gittiler. Bir sohbet. Abi sen boş zamanlarında ne okuyorsun ya? Güzel. Bravo. Güzel. Siz devam edin. Güzel ben bir skoru bir topu. Wallhack açmış diyorlar senin için. Bak şat atıyor diyorlar abi. Bu ne abi? Böyle bir... Neydi abi şey ya, ne? Harf S. S. NBA'den devam. Oo çok bu kadar da NBA şeyim benim. Ya ne olacak abi? Abi mütevazılık yapma. Geliyor. Bugüne kadar NBA'de oynadığı maçlarda toplam 5000 serbest atış kaçırarak 5000 serbest atış kaçırarak lig tarihine geçen Amerikalı basketbolcu S. 15 saniye başladı. 15 saniye. Hızlıca başladı. Bir daha okuyorum. Bugüne kadar NBA'de oynadığı maçlarda toplam 5000 serbest atış kaçırarak lig tarihine geçen Amerikalı efsane basketbolcu S. Haka. Haka. Basmıyorsanız pas. Pas. 5 saniye. Simon Sam değil. Şak mı? Simon Sam olmaz. Şak şey değil mi lan? Ben bir ufak güncelleme yapıyorum hemen. Dedim o yüzden şimdi. Ya yazılışı bir düşünsem ulan. Bum Bum ünlüleri. Bum Bum ünlüleri 34 puanda. Nogger çaylakları 22 puanda. Devam ediyoruz. Kaç sorumuz kaldı bu şeyde? Bir 7 sorumuz kaldı. Hızlıca devam ediyorum. Alalım. Neredeyiz abi? Harfi söylüyorum. Ş. Şeydeyim, futbollayız, iyi dinleyelim. İlginç bir soru. Şampiyonlar Ligi. Yok ama o kadar etkili. Mardin, ikinci amatör lig ekiplerinden... Güldüme bakmayın, iyi dinleyin lütfen. Mardin, ikinci amatör lig ekiplerinden Kızıltepe Gençler Birliği Spor'un 70 yaşındaki kaptanı... 15 saniye başladım. Şakir. Değil. Şemsettin. Değil. Kendisi de rekorlar kitabına da girmişti. Sonra söyleriz. Devam ediyoruz. Sanırım bu sezon kariyerini noktalı. Şeref Kunt doğru cevap. Devam ediyorum. Bilmiyordum abi. Vallahi okey. Okey. Bir şey 69 yaşında da ilk 11 çıktı mı cidden? Adam mı? Aha. Evet. Büyük cahilmişiz, bilmiyoruz. Ben... Büyük cahilmişiz. Yani, amatör zaten. Amatör toprakta adama dokunmuyorlar, yandan yürüyor. Rekora girsin diye. Aralar yürüyor, top da gelmiyor. İleri geri. Devam ediyorum. 19 T harfindeyiz bu arada. 1967'de
Tour de France'ın 13. etapı Mont... Bunu senin okumanı rica edeceğim. Montverto. Aynen. Ben dönmüyor dilim. Da ölen bisikletçi. Ya ölen bisikletçi abi. Ölen bisikletçi Simon... Süre başladı. T ile başlıyor. Tarsent miydi? Neydi? Aa. Süre bitti. Yaklaşmıştın yok, abi. Hayır ama bu kadar şey evet. Değil. PPPL ile başlamış. Evet yok. 5 saniyen var. Devam ediyorum. Pas geçelim. Geçiyorum. Bir sonraki uzunca. Soruya geçeceğiz. Evet. Bu benim size bir hediye anlatıyorum. Evet. Bir şey. 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda. Abi eli arkaya alabilir miyim? Evet. Pardon. 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda. Usain Bolt. Doğru. Abi ben bilmiyorum. Bir süre kayboldum ortadan. Kusura bakma. O harfi. Tutayım elimi parçalansın sonra. Evet devam ediyorum. Harfimizi de söylüyorum. V. Tarihin en pahalı savunma oyuncusu. V. Savunma oyuncusu. Evet. Futbol. Tarihin. Evet 15 pahalı. Saniye devam ediyor. Varan. Değil. 5 saniyem var. Şaşıracağınızı eminim. Van Persie. Ben bir tahmin yapayım. Ben de bileyim. Tabii. Yap hadi. Vieira. Değil. Değil abi savunma değil ki Vieira. Çok güncel. Aa şey Van Dijk. Ah Virgil, abi. Virgil Van Dijk 80 milyon. Ben abi bir dakika Van Dijk transfer oldu mu? Yeni transfer. Ama rekor şeyde. Transferini yaptın mı Van Dijk? Ben nereye gitti abi? Yeni transferini yapmadın. Yok bu şu anda rekor onda. Devam ediyorum. Da bir yere gitmedi. Evet. Gitmedi. Evet. Tamam neyse. Devam ediyorum. Durum güncellemesi yapıyorum. Ünlüler 36 puanda, çaylaklar 22 puanda. Galatasaray'ın. Okuyorum. Galatasaray'ın güncel 10 numarası. Ya oğlum benim takımım lan. Benim takım nefret eden Belhanda. Şey yok hayır. Şey Belhanda'nın. Yusuf Belhanda. Yosef Belhanda. Yanlış. İsim alayım. Bilmiyorum. Doğru ama isim yanlış abi. O yüzden. Abi nasıl isim? Söyleyeceğim ismi. Belhanda abi işte. Ama isim Yusuf Belhanda, Yusuf. Hayır. Cevap alalım. Yusuf Belhanda. Değil. Ya değil, yanlış yaptı sen zaten. De yanlış yaptın. Tebrik ederim. Yunus. Ha? Yunus Belhanda. Yunus abi Yunus Yusuf işte Maltalı abi bunların hepsi Yusuf tabii. Bir şey için izleyiciler için skor güncellemesi veriyorum. Durum hala. Şeydi, Cezayirli Mezayla Yusuf Yunus. Oradan bir abi doymadım puanı ha. Abi bir saniye. Evet alalım güncel skoru da alalım. Bumbum ünlüleri 36 puanda. Nogger çaylakları 22 puanda. 3 tane matchup'ı geride bıraktık. Bir tane daha ikili karşılaşmamız var. Bu karşılaşmada da son sorudayız. Son soru. Z harfindeyiz. Elleri arkaya alalım Aybüke. Teşekkürler. Güncel bir soru. Fenerbahçe'nin efsane koçu. Z. Zico. Ne? Hayır. Sana geçti 5 saniyen var. Abi, koç. Koç. Zico koç işte. 5 saniyen var. Z ile başlıyor. Ne bileyim Zafer. Zakko. Zelko Obradoviç. Obradoviç. Okey. Ünlüler takımında ben tebrik etmek ben istiyorum. Ben de tebrik etmek istiyorum. Sayın Kavuksuz. Kabul et. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben de tebrik ederim abi gerçekten. Yok ettim yıllarım tebrik. Hani, seni de tebrik etmek isterdim Aybik ama. Gerçekten inanılmaz oldu. Evet. Bu şekilde bunu da kapatmış olduk. Bir sonraki yarışmacılar zaten tek kaldılar. Aynen. Arkadaş birer tane daha yarışmacınız olması lazım. Evrimle bakıyor olabilir miyim? Şu an takım konuşuyorlar. Takım içinde bir konuşma yapıyorlar. Okey. Siz de madem son stratejisinizi yapın. Obradoviç performanslı ya. Abi ben de zaten hiç yok o isimler. Ben Zerko gelmiyor aklıma. Çünkü Obradoviç o senin için. Ben bilmiyorum. Ben de hiç spor yok. Ya da Belhanda ben ya Belhanda'nın daha bugüne kadar ismi zikredilmemişti. O yüzden o gelmiyor aklıma. Öyle bir durum da var. O iki hızlı yarışmacı. Güzel bir düello bizi bekliyor şu anda. Hazır mıyız? Evet. Ben sana sonra takımları... basarsam kırarım o parmağını. Batu. Sert basarım. Evet buradayız. Çok büyük yük versin şimdi. Şimdi şöyle bireysel puanlarınız da önemli. Takım puanlarınız da çok önemli. Ona göre oynayın lütfen. Hani şunu demeye çalışıyorum. Üç soruyu doğru bildi. Aa ben matematik olarak zaten biz takım olarak kaybettik diye bırakma. Çünkü bireysel de etkiliyor. Tabii bıraksam şimdi bırakırım zaten. Kalitesiz garanti oldu musun? Yani farklı bir alfabe, Çin alfabesinde falan yetişir. Bir soru sorabilir miyim? Tabii ki bir saniye rica edebilir miyim? Pardon. Şimdi şeyde sonuç itibariyle sizi çekmeye çalışıyoruz ya bir an. O yüzden böyle hani masaları koyma sebebimiz masalarda durursanız süper olur. Ha. Sen bir adım.
Abla ben şimdi solağım biraz böyle durmak istiyorum ki böyle basayım. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir saniyenizi daha rica edeceğim. Buyur efendim. Karşı, birebir karşılaşma değil, total puan üzerinden yarışıyoruz değil mi? Şimdi sizin biliyorsun her hafta 3 kriterden puan topluyorsunuz Çaylaklar Evi'nde. Bireysel puanlar topluyorsunuz ya. Buradaki bir şey kendi verdiğiniz doğru cevap sizin bireysel puanınız. Bütün takımın artık kullanıp da başarılı olduğunuz jokerlerin puanı da takımın puanı oluyor. Yani buradaki total puan bugünkü takımın kazandığını belirtiyor. Aynen. Tamam okey. Devam edebiliriz başlayalım. Bence. Okeydir. A harfiyle başlıyorum yine. Eli arkada durmayın. Ben solam. İki el arkada duruyor herkes. Ben solam ama bununla basacağım. Tamam. Ne fark eder ki? Kabul ediyorsa bir rakibin benim için aynen. Okey süper abi. Geliyor. Ubisoft'un aksiyon macera türü tarihsel video oyun serisi. Assassin's Creed. Doğru. Bravo. Ünlülere bir puan daha geldi. Evrim hızlı başladı. Evrim. 37-22. Arkada gaming soruları geldikçe böyle kafasını vuruyordu. Gaming'de çıkarsa çıkar bunlar. Futbolda falan hiçbir şey yok bende. Sıfır. Evet doğru. Geliyor. Kostümünde yarasa yer alan. Batman. Doğru. Tebrikler puan. Çaylaklara gidiyor. Sen güzel bir rekabet. Durum var orada. 37-23. Devam ediyorum. Sayın. Tabii ki. Zeynep Hanım. Bir dakika. Ha. Blackout isimli Battle Royale modunun yer aldığı video oyun serisinin adı Call of Duty. Doğru. Bravo. Doğru. Güzel bir kapışma var orada. Niye bekledin Black Royale diyor lan? Tamam da soruyu duyamadım. Bir şey, başka bir şey sorabilir diye bıraktım da. Hı. Hmm. Anlamadım tam dediğini. Şey mi diyorsun? Onu okay. Dur onu bana yazarsanız tamam. Telefondan hallederiz. Devam. D harfindeyim. Devil May Cry oyununun her serisinde yer alan beyaz saçlı karakter. D. Batu'dan alıyoruz. Batu'dan. Ben masama döneceğim. Tabii ki. Olsaydı soruyu hızlıca bir daha okuyorum. Bunu. Devil May Cry oyununun her serisinde yer alan beyaz saçlı karakter. D. Son 5 saniye. Doktor. Ben Devil May Cry oynamadım ki. Cevap alayım. Doktor Strange. Chat şu an var. Yok bende. İnanılmaz. Dante. Doğru cevap. Tebrikler. Yıldız. Nesin ya? Çok iyi. Durum 39-23. Dante. Benim LoL'de bir ara nickim Dante'ydi. Devam ediyorum. Elleri alın Batu. Süper. Hazır mısınız? It's in a Game seslendirmesinin başında yer alan Electronic Arts. EA Games. Soru yoksaydın keşke. Geçiyorum evet, buraya. Sorun It's in a Game seslendirmesinin başında yer alan Electronic Arts şirketinin spor markası. EA Games. EA Sports. Doğru cevap. EA Sports. Tebrikler. Yani aslında sen cevabı oyun soruda vardı. Elektronik Arts'ın spor markasını sordu. Spor markası varsa tabii. Onu duysan takılıyorum. Aslında sen basmasan belki o taraf onu verecekti. Evet, evet. O yüzden biraz daha dikkatli tamam. Basarsan. Abi sporlarda kullanacağım onu. Evet, buraları ben biliyorum. Kesin kullanacağım. Evet. Geliyor. Düz olsun. Meşhur futbol menajerliği simülasyonu. Evet. Futbol menajer. Doğru. Bravo. Puan ben de futbol menajerle alakalı soru bekliyorum. Futbol sorusu bildim. Durum 41-23. Durum ünlüler lehine 41-23. Futbol menajer sorusu gelecek sanıyorum. Ben menajerlerden tuttum kaldım lan. CSK maçı birini çıkartsaydın gererdim. Ben tuttum seni. Haksızmıyım abi. Oyun dünyasına geri dönüyorum. Hiç gitmedik ya. Böyle çok iyi. Böyle buralarda takılalım. Spor oyun gidiyorduk. Şimdi direkt oyundayız. Hazır olun. Yayıncılar iyi bilir. Karakterlerin birbirini aşağıya atmaya çalıştığı oyun G. C. 4. G. G harfindeyiz. 2. Cevabını alayım. Ya da... Yok benim cevabım. Tamam. Hızlıca okuyorum bir daha. Ben masama dönüyorum. Hayır, senin süren başlıyor. Ha, yok, dönebilir masana ama. Masana dön. Ha, tamam. Karakterlerin birbirini aşağıya atmaya çalıştığı oyun G. Gang Beasts. Doğru cevap. Ne? Tebrikler. Hadi be. Evet ya gelmedi. Puan çaylaklara gidiyor. Abi basınca bir şey kaybetmiyorum ki. Oynadık dedim, da gelmedi. Hepinizin bilebileceği bir sorudur. Ve... Futbol menajer acayip soruydu ya. O ne sıktı? Hala aklım onda. Devam edelim. Evet devam ediyoruz. Harfi söylesen önce. Nerede? He. Tabii. Söyledim de kaçıyor. Bir daha söylüyorum. Aynen. He. Lakabı portakallar olan ülke. Aynen. Hollanda. Doğru. Bravo. Puan çaylaklara gidiyor. Cevabı da hızlı veriyorum nedense. Sanki onu. Durum 36-26. Devam. Daha önümüzde çok soru var.
Manchester City forması giyen, bu arada harfi de söylüyorum. I. Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu. Döndüm. Şeye gitti, masasına gitti. 10 saniyeniz var. İlkay Gündal. Doğru cevap. Tamam, doğru cevap. Joker'le şey, geldi. Okay. Severim iyi oynuyor falan. Bunlar jokeriniz kalmadı. Aynen, öyle yapıyoruz. Hayır ya. Sizde ne o? Vallahi. İki tane gitmedin mi sen? Hayır hayır. Bir Batu, bir Evrim gitti. Bir tane havaya sıktı. Yok gitmişti. Bir tane daha gitmiş. Batu'nun hakkı tamam, bitti. Okay. Evet, evet. Ben bir kere gittim değil mi? Evet. Aynen. Onu bir kontrol edeyim. Ben ettim. Okey. Hayır hiç sana demedim. Ben aralı bir... Dante'yi bilemediler. Yapıştır abi soruyu. Lollarınız nasıl? Bunun daha iyidir. Ben de bildim soruyu şu an. Bir tane cevap olabilir büyük ihtimalle. İki ihtimal. Tabii ki. Rolünü söyle yeter abi. Çabuk rolünü söyle. Dur bakayım. Harfi biliyorum. Zeynep Hanım. Siz devam. Devam ediyorum. Şey, harf neydi? Ben de harf şu an. Harf neydi? Sonlara yaklaşıyoruz ya. Ya bu alfabe içinden sayman lazım. Sonlara yaklaşıyoruz ya. Ben bir tam bir skoru yapayım. Siz soruyu tamam, sorun. Tamam. Okey. Harfi veriyorum. Ama elini tam arkaya bağlarsan sevinirim. Tam öyle tutmana gerek yok. Şöyle yapsan yeterli tamam, benim için. Aynen. Tutma elini. Geliyor. Harfi verip direkt soruyu okuyacağım. Hazır olun. Tamam. J. Var mı bana yan bakan repliğiyle tanınan League of Legends karakteri? Jarvan. Jarvan. Yanlış. Hayır. İkinci yanlış yaptınız. İkinci yanlış. Şimdi. Devam. Hayır. Hayır, Jax. Jax. Doğru. Aa, ben de bir şey varmış lan. Harfi bilerek hemen söyle verdim ki hani düşünme süresi olmasın. Jax, Shin, Jax. Çok var, Jarvan var. Ya Jarvan böyle bir havalı mamalı ya, o diyordur demek. Yok, Jinx de. Jax var mı bana yan bakan diye. Biz İngilizce oynuyoruz abi. Biz İngilizce oynuyoruz, cool çocuklarız yani. West. West soruyor. Evet abi, bu Türkçe oynuyordur. Geliyor. Evet, kız düşüreceğim ayağına. Küçüktüm o zaman. Geliyor, hazır olun. Harfi söylüyorum. K. God of War serisinin ana karakteri. Son iki, bir. Cevap? Geldim. Buraya geldim. Tamam Joker, 10 saniye. Kratos. Ulan dilim nasıl doğru. Dönmez? Kratos doğru cevap geldi. Dilim nasıl dönmez? Okey. Abi böyle tutulacaksan kendisi. Yok, oynadım hepsini bitirdim. Bassaydım ya. Bassaydım 5 saniye düşünmezdim. İşte ben sonra değiştim mi? Ama Kratos'u biliyorum ya. Ben de şey meşhur artık. Sonra değiştim mi ne soruluyor tam onu bekliyorken kaçıyor. PlayStation falan öyle sevmiyorum. Şey yapma. Devam ediyorum. Oynardım da PlayStation. L harfindeyim. Warcraft 3 haritası. Defense of the Ancient örnek alınarak yapılan MOBA oyunu L. League of Legends. Doğru. Evet abi ben de bir puan MOBA daha. MOBA oyunu L. Ben de L. Sıkacaktım yani de. Tık. Durum Bum Bum ünlüleri şu an 44 puanda. Noga Çaylakları 26 puanda. Geldik mi futbola? Ben şeyleri de bitirdim. Artık dalga geçmeyin bak. Jokerlerle beraber. Çok kolay olur ben o bilmiyorum ama abi. En son Trabzonspor'da yattı ara vardı bak oradayım ben. Şinko yattı artık. Ha? Aynı dönem Şinko. Devam ediyorum. Yok yok ben açıklamaya harfi çalışıyorum da burada ne? Benden başka kimse beni dinlemiyor. Manisa'nın N'si. Ben soru... Hayır çok özür dilerim. Chat'te bir karışıklık olmuş da. Ha çok pardon. Takım puanlarına şu kullandığı jokerler toplam takım puanlarını etki ettiği için onlarla beraber şu anda durum 44-26 arkadaşlar. Yani onu o çizgilerle değil onlar. Chat Bey belki... Sadece yani çizgileri değil. Bu futbol sorusu. Şunların pardon. Yanına koyduğumuz şu... Şeyler, Joker kullanıp başarılı cevap verdiler ve artı bir puan kazandılar ibaresi. Geliyorum. Futbol tabii sorusu. Ki. Futbol sorusu. M mi? M harfi, Manisa. Bu sezon Gençler Birliği ile Süper Lig'de çıkma başarısı gösteren ve Türk... Manisa Spor? Abi soruyu dinle. Soruyu dinlemende fayda ben var. Ben soruyu dinlemek istiyorum. Yanlış evet. Soru geliyor. Evet. Seni yanlış olarak kabul ediyorum. Bu sezon Gençler Birliği ile Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren ve Türk vatandaşlığı da bulunan Brezilyalı Santrafor. Ne? Musa Sok. Yanlış. Değil mi? Ne mi? Ne? Neyse iyi söylemeye tabii. Gitti. M harfi. Tamam, sen de miydin? Bitti. Geçelim. Sağ ol be. Devam ediyorum. Çok içimde atladım. Durum hala 44-26 takımlar bazında. Evet şimdi bundayız. Mesut Yılmaz diyecektim M deyince. Öğreniyorum. Liga çıkamadı. Evet. Olmadı mı? Ama Mert Nobre. Kaldım. Yani. Öyle mi? Kötü olmuş. N harfindeyim şimdi. Tamam. Mert Nobre. Aynen öyle. Ben onu hayatta bilemezdim. WNBA'de oynayan ilk Türk kadın basketbolcu. N. Nalan Atasoy. Değil. Değil. 5 saniyen var. Öyle mi? Nalan Atasoy. Senin de 5 saniyen var. Nalan Öztürk. Değil. Değil. Çok güzel. Demek ki WNBA takip edilmiyor. Takip edilmiyor. Nevin Yanıt hocam. Nevriye Yılmaz mı? Doğru. Doğru. Bravo. Ya. Nevin Yanıt
Atlet. Atlet o. Okey, 10 saniye geçiyorum. Kaç devam. Sorumuz var? Ne bileyim? 10. 10 civarı sorumuz kaldı. Bitmek üzere. Neyse, sonra bakarız. Devam ediyorum futboldan. O harfindeyiz. Geçtiğimiz sezon Alanya Spor'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu. O. Oşa. Orlando Bloom. Güzel denemeydi. Güzel. Tutmadı. Alanya'dan. 15 saniye Ortega. Devam ediyor bu arada. Ortega. Okey. Ozan Tufan. Ozan Tufan 16 hatta kebap bile diyorlardı zamanında. Aa, çok iyi aldığı için arkadaşlar. Lütfen. Ozan Tufan mı? Evet. Hadi be. Zeynep'i mi? Beninden yakalamak lazımdı onu da beninden. Devam ediyorum. O ben detayından belki bulurum diyorsun ama aldırdı diye biliyorum. Harf tamam, neydi? P harfindeyim. P harfi. Devam P. edelim ve çünkü... Fenerbahçelilerin okay. biraz geçmişe götürüyorum. Trabzonluyum ama. Ben masada durun dediğim için mi amuda kalkıyorsun sen o tarafta öyle bir dönüş haline şey. Hani seni de görmek istiyorum. P harfi ve Fenerbahçe. Evet geliyor. Hiçbir yerde şey yapamadım onları kesinlikle. Attığı frikik golleriyle hatırlanan Fenerbahçe efsanesi P. Kanka. Kanka çok kolay. Arkaya bak. 5 saniyen var. Söyle. Dur bakayım bir şey sallayacağım. Söyle. Hiç yok. Peyle isim bile sıçamadım öyle söyleyeyim. Kim? Bir şey söyleyeceğim basmaz. Ne? Pepe mi dedi? Ya, Pepe mi? Pepe ne ya? Diğer bana oynadı. Abi ben de Fenerbahçe yok. Ben Trabzonspor'luyum. Gerçekten. Ben hiç yok derdi. Burada Fenerbahçe hiç yok. Kolaymış gibi bana bir mik yapılıyor burada. Ben bunu nereden bileyim arkadaş? Ya bilemeyebilirsin evet doğru. Sonucu yap. Demalke yap. Demalke bana göz kırpıyor. Bugün iyi ki Türkan yok. Ben de Fenerbahçe yok. İki kan ağlarmış. Ama Trabzonspor'dan gelmiyor. Hep Fener'den geliyor. İyi ki yok. Trollenemeyecek. Ben Cansu'nu yazıyorsan direkt Türkan'a önerim. Bilemezsin, gelebilir. Devam edelim mi? R harfindeyiz. Hangi harfteyiz? R. R, Rize'deyiz. Rize. Katil uşakmış, gel. Rize, devam ediyoruz. Rockstar Games'in West Ham temalı meşhur oyunu. Red Dead Redemption. Doğru. Tebrikler. Ünlülere bir puan daha yazıyorum. Bunlar da dümdüz. 36. Bunlar bende de var, bunlar bende de var da. Var da işte basmak bak biz burada hazırız. Çok çok şey. Solu hazırlat. Gömüyoruz. Ben birkaç kere havaya sıktım ya. Sorular böyle gelmedi ya. HBO dizisi. Birkaç kere sorunun yarısına cevap verdim ya. Şimdi sorunun tamamını dinlemeye çalışıyorum. O aynen, soru gidiyor. O, evet. Konsantrasyon önemli. Geliyor. Harfimizi veriyorum. S. Geliyor. Uzun bir soruyu dinleyin. Kariyerinde Barcelona, Inter, Chelsea, Antalya, Konyaspor gibi takımların formasını giymiş olan Afrikalı futbol efsanesi. Bas. Salah. Sana geçti. Söylemeyeyim başta. S harfi. Sana geçti. Bir daha okuyorum soruyu bir dakika hızlı. Güncel kariyerinde çok Barcelona, abi, Inter, Chelsea, Antalya Spor, Konya Spor gibi takımların formasını giymiş Afrikalı efsane futbolcu. Afrikalı bir de. 10 saniyem var. Salah Müslümandı değil mi? Bitmiş abi. Bitmiş abi. Bitmiş yani. Çaylaklar bitmiş. Ben de hiç futbol... Hastiktir be! Bitti. Ulan. Eto bitmiş. Tamam mı? Aa, Samuel Eto! Güzel. Ya! Ne bileyim abi, oradan çıkmıştır belki. Samuel. Size şey vermeye çalışıyor. Güzel deyip ucu vermeye çalışıyor. Ben bilmiyorum. Eto'yu biliyorum. Eto Antalya'ya geldi gitti onu biliyorum da. Yardımcı olmaya çalışıyor onu da dinlemiyorsunuz. Samuel Eto'nun Konya'da ne işi var? Bu futbol nerede? Antalya'ya geldiğinde izliyordu. Geliyorum. Bir de konuşursak Çetin inanılmaz hoşuna gidiyor. Devam edeyim bence o zaman. Çok hoş oluyor. Bitiriyoruz burayı. İyi dinlemenizi istiyorum. Harf neydi? Yani harfi söyleyeceğim. Ş. Ş harfindeyiz. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli turnuva. Şampiyonlar Ligi. Doğru. Abi bir şey diyeceğim. Dikkat. Bak bir şey diyeceğim ama siz oynuyorsunuz. Soruları sana göstere. Abi dikkatle şey... alakalı bir durumdu. Tebrik ederim. Dikkat. Yani. Gerçekten soru bu muydu? Gerçekten evet bu. Abi. Bir bana denk gelmedi. Bildiğin şaka. Şampiyonlar Ligi sponsorluğunda gerçekleşen. Çok kötü sorularım kaçtı ya. Arzan da Şampiyonlar Ligi müziği alabiliyor muyuz buraya? Ben hemen telefonumdan açayım. Etonun Antalya'ya geldiğinde biliyorum. Zeynep'i arayabilirsin. Biri beni ararsa hemen hallederim diyor. Evet şöyle, tamam. Şöyle ben bir durumu şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Eto bitmiş. Ünlüler, bum ünlüleri 46 puanda Nogger çaylakları. Samuel Eto'ymuş. Evet yok canım hep beraber. Bum ünlüleri 46 puanda Nogger çaylakları 27 puanda. Evet devam ediyorum. Harfimiz T. Benim telefonumun melodisi o ya. O 2005. Yüzden açlıyorlar. 2005 aynen. Yılında Ankara'da kurulmuş olan Türk oyun firması. Kaç yılında kurulmuştu? 2005. Zaman kazanmaya çalışıyorum. Süre bitti. Sen... Okuyorum ve cevabı alayım.
2005 yılında Ankara'da kurulmuş olan Türk oyun firması. Yok bende de şey yoktu. Tencent falan mı? Vereceğim sana söz. Ama bir şey söyleyeceğim. Onun hala vakti var. Yok ben söyledim. Söyledim. Tamam. Pas geçtim demiyor. Tamam söyle sonra zaten soracak. İki tarafta bilemedi. Kime? Müzik geldi. O zaman şeyi. Kraliyet ailesi. Zaten iki tane soru var. Beş soruluk şeyde. Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli turnuvası. Söyle. Bravo. Yok öyle bir şey. Çünkü Evrim yani dördüncü match-up'tayız. Sıradan gittiğimizi fark etmez. Şeylerin hepsi bitti abi maalesef. Evet, başka şeyimiz kalmadı. Devam ediyorum. U harfindeyim. Ama burada siz de tembellik yapmışsınız sanki. Bir tembellik değil. Bütün şeyler şampiyonlar Zeynep, değil. Teşekkür ederim arkamızda oynuyoruz. Vay. Tamam efendim. Misafirsiniz evimizde. Şey mi o? Ya inanılmaz. Bunu chat duymalı. Bunu chat duymalı şey harfine Schweinsteiger'e sorabilirsiniz. O oylamayı ona göre yapın. Şey sor, Schneider'i soralım. Belli neden ünlülerin kazandığı. Şu anda ne kadar... Nereye gidiyorsun hiç alakalı. Neyse devam edelim. O zaman onları. Oyuna geri dönüyoruz. 1997'de... Harfi de verir. U. U. 1997'de piyasaya sürülmüş MMORPG oyunlarını... Ultima. Tebrikler. Ultima. Tebrikler. Ultima. Evrim. Hızlı hızlı. Evrim. Alalım Ultima. Yoksa bende de vardı. Soru bende de vardı hızlı. Ya Zeynep Allah aşkına. Ya bunu bildiğini biliyorum ama sana böyle öbürünü hak öyle geçmesin. Yapamıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ha iyi tamam. Ultima online. Hızlı hızlı. Bende de vardı bilgi de. Hızlı. Hız. Sanırım şu anda bum bum ünlüleri 37, yok 47 puanda. Nogger çaylakları hala 27 puanda. O tarafı kolay hesaplıyorum da sizinki biraz karışık bir çeteli ya. Biraz çok puanınız var. Oraya hazırlar. Kaç soru kaldı? Burada bir şey yazım hatası olmuş. Bak şöyle bir şey olmuş. Sor abi şeyi sor. Bir dakika bak bu cevabı çıkmıştı bunun. Bu evet. Herhalde... aynen basarken şey olmuş. Şunu soralım derim ben. Bu çünkü, bence de net. Net sen net, de evet, bak bir. Güzel, kaptan da onaylasın. Şu soru bakar mısın? Bir önceki yarışmada çıkmıştı zaten. Cevabı da konuşuldu. Şunu soralım evet, diyorum. Evet. V harfinde. Tamam. Hazırsanız teknik, bir sonraki soruya geçiyoruz. Durum, onda sıkıntı yok abi. Okuyorum. V harfindeyiz. Van'ın V'si. Fallout serisinin maskotu. Dur okuyun. Ötmedi bile. Evet 5 saniyen var. 5 saniyen devam ediyor. Ne? Bunu az önce söyledim. Fallout serisinin bir maskotu. Bitti süren. Süren bitti. Varsa cevap yok. Sen yok de? Abi ya. Yok tamamdır. Geçiyorum sonrakine. Ona. Neydi ya bunun cevabı? Söyle ya harbiden. Volt Boy. Ha, ne? Okay. Volt Boy işte. Aaa. Hani o sarışın. Evet evet. Eleman. Okey. Devam ediyorum. Y harfindeyiz. Hazır mısınız? Gözlerimle alev atmayı öğrendim. Buradaki skillim bu. Trabzonspor'un altyapısından yetişen milli... Yaptan! Ya Yusuf yazıyor. Helal sana Yusuf adam yazıcıydı. Ama Trabzonspor'un altyapısından yattara mı çıkar? Altyapısından çıkar. Aa, ben yattara demek istedim bugün ya. Trabzonspor altyapısı yattara benziyor. Ya, o kadar da yetenek çıkaramıyor. Çok derinden. Uzun bir aradan sonra çaylaklar puan aldı. 47-27 son soruya geçiyoruz. Tarafsızlıkta sanki bir sıkıntı var ama. Bu bir değdirdin bize sanki Zeynep abla bir... Ne değdirdin? Uzun zamandan sonra ama şuraya bakar mısın? Aybike bak, sana bak, Furkan'a bak. Kim taşımış, kim takımına şey yapmış. Bu hep belli. Yazıyoruz. Son soru. Aşk olsun. Gaming sorusu. Güzel bitiriyoruz. Son soru bitiyor mu bundan sonra? Harfimiz de Z değil mi? Z harf. Evet. Sihir mayın. Ne? Sihir mayın adını taktığı güçlü bombalarıyla bilinen Zix. Tebrikler. Bravo. La 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 la. League of Legends karakteri değil mi cevap? Bravo. Ötmüyor, ötmüyor. Ben bastım da ötmüyor. Abi tebrikler. Bunu alıp eve götürürsün. Bitti bu arada. Bunun ömrü de bu kadardı. Ben tebrik ediyorum. Özellikle abi sen tekrar tekrar. Soruyu dinle ama ya. Sıcak adam sihir mayanın taktığı League of Legends karakteri i̇şte bak, diye. En önemli etken adam soruyu beklemeden ya, direkt sen de biliyordun cevabını. Birkaç kere tabii canım birkaç kere beklemeden havaya sıktım evet, ya. Abi, ondan sonra çekindim hep. Kupa törenine çağırıyorum hepinizi arkadaşlar. Kupa var mı lan? Gel gel burada işte. Müzik. UEFA kupası. Yavrum gel. Evet. Bir dakika yerden kaldır. 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 Yavrum gel. Kaldır ışık. Işık nereden kaldır? Efe bak bak bu sana. Müzik. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, Efe versin bize kupayı. Evet, evet.
Aybike versin kupayı. Zaten o müzik verdi. Müzik gelsin. Geliyor bir saniye. Ben çaylakların yanına geçiyorum. Müzik geliyor mu? Geliyor bir saniye. Geldi. Bu kadar geliyor. Kaldı. Evet. Evet, yani evet, beklenen an Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi kupasını getiren Bum Bum takımı. Nedir? Yani koçsuz bir takımın batması. Bir şey itiraz mı ediyor arkadaş? O zaman gel şöyle bir aktüelle bir röportaj yapalım beni. Bilmiyorum buradan herhalde Turkan'a koçumuzu olay yerine davet ediyorum ben. Bizim moralimiz çok bozuk. Yani koçumuz sahip çıkarsa bu takım batmaz. Koçsuz kalan takımın batması haktır. Şöyle bir şey söylemek istiyorum Batu. Benden tarafsız bir gözle bunu değerlendireceğim. Özellikle Aybik... Nasıl tarafsız değerlendirme? Tarafsız değerlendirme. Hayır, tarafsız değerlendiriyorum. Aybik ve senin gösterdiğin bu genel kültür performansı ve hani spor tamam takip etmiyor. Çok pardon. Bana bunları verdiler. Artık bağırmayayım sizi rahatsız edin. Tebeşir atacağım artık. Şöyle canım. Bunlar hem sporla hem genel kültürle alakalı sorular vardı. Şimdi karşı ekipte Burak ve atıyorum spor tarafında da kendinden öncesini hatırlayan işte Berkcan olunca yaş ve deneyim devreye girdi. Orada hem gaming'den hem böyle şeyden spordan doğru cevaplar çıktı. Şu yani şu tabloyu Tuğkan'la açıklayamazsın. Ultima sorusunu bilemedik. Ya, gelince azarlayacak bizi. Ultimayı bilemedik. Ama onlar da şey Berkcan da anlatsın. Geç kaldı. Adam mutluydu. Ama